Değerli takipçilerim, Fikri Takip adını verdiğim yeni bir programa başlıyorum. İnşallah beğenerek izlersiniz. Fikri Takip, gazetecilik jargonunda yayınlanan bir haberin daha sonra o konuyla ilgili zaman içinde yürüyen bütün süreçlerini ısrarla takip etmek manasına geliyor. Bu ise çeşitli sebeplerle gündeme gelmiş, manşetlere çıkmış kişi veya konuların aradan geçen bir süre sonra, bu bir ay olur, 3 yıl olur, 20 yıl olsa da gündeme getirilip değerlendirilmesi demektir. Olayların arka arkaya geldiği, sürekli değişimin olduğu bizim gibi ülkelerde maalesef fikri takip çok fazla yapılamıyor. Ben de bu ilk programımda 17 Ağustos 1999 depremiyle 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki depremin yazılı basında sahiplerine veya ideolojisine göre nasıl haberleştirildiğini ve kullandığı dili analiz etmeye çalışacağım. Basın organlarının bir depremin bile haberini yazarken yazım farklılığını ilginç bulacağınızı düşünüyorum. Türkiye bir deprem ülkesi. Belli aralıklarla depremler meydana geliyor. Büyük depremlerde çok sayıda vatandaşımız ölürken milyarlarca dolar hasar ortaya çıkıyor. Her deprem sonrası basına çıkan haberler maalesef tarafsız değerlendirmelerden uzak kalıyor. Binaların çürüklüğünden dolayı yapan, yaptıran ve denetlenen herkes suçlanıyor. Müteahhitler genelde malzemeden çalmakla itham edilirken bunları denetlemekle yetkili belediyeler ve devlet ise işini doğru dürüst yapmadığı için hedefe konuyor. Maalesef acı olayların bile haberleri tarafsız verilmiyor. 17 Ağustos 1999 depreminde neredeyse bütün basın binaların depremden yıkılmasının sorumluluğunu devlete ve müteahhitlere yüklemişti. Depremde devletin ihmali çok ağır şekilde eleştirilmişti. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde basının büyük bir kısmı ihmallerden veya yanlışlardan dolayı devleti, daha doğrusu hükümeti bırakın suçlamayı eleştiremedi. Çünkü büyük bir kısmının sahibi ve yöneticileri değişmişti. Özellikle iktidar yandaşı gazetelerin haberleri veriliş şekline baktığımızda genelde bu son iki depremin büyük olduğundan dolayı devletin veya hükümetin yapacak pek bir şey olmadığı imajını verdiler. Bu gazeteler depremi asrın felaketi olarak değerlendiriyordu. Kendi gazetelerinde haberlerin veriş şekli, ihmalleri, eksiklikleri yazmadıkları gibi bunu yazan basına da hakaretimsi ifadeler kullanıyorlar. Kendi meslektaşlarının işlerini yapmasına tepki gösteriyorlar. Hatta kapatılmalarını istiyorlardı. Oysa aynı gazeteler 1999 depreminde devlet yöneticilerinin ihmallerini beceriksiz olarak bile kabul etmiyorlar, açık ve net bir şekilde ihanetle suçluyorlardı. Üstelik depremle hiçbir ilgisi olmayan olayları birleştirerek ağır ifadeler kullanıyorlardı. Bu son depremde hükümet yandaşı basına göre devlet her yerde duruma hakim ve elinden geleni yaptığını yazıyordu. Onlara göre muhalif partiler ve basın ufak tefek hataları abartıyordu. Bu ihmalleri dile getirmek alçaklık ve adeta vatan hainliğiydi. Peki bu gazeteler kendi düşüncesine yakın olmayan hükümetler iktidardayken bakın nasıl haber yazıyorlardı. Gelin şimdi bu haberlere beraber bakalım. Bakın 1999 depremini Akit gazetesi "Devlet enkaz altında" manşetiyle veriyor. Ve sürmanşette "Ankara on binlerce insanın feryatına kör ve sağır kaldı" ifadesini kullanıyor. Görüldüğü üzere devlet ve hükümet ayrımı yapılmamış. Direkt devlete hitap edilmiş. Hatta manşetin altındaki şu başlık çok daha dikkat çekici. "Beceriksizlik değil, ihanet" diyor. Yani ihmali bile ihanet olarak değerlendiriyor. Bir gazete bu tür ifadeler kullanabilir. Doğal diyelim. Peki bu gazete 2023 depremini ise nasıl sunuyor? Bakın, başın sağ olsun Türkiye. 14 bakan 10 il için koştu. Peki burada 1999 depreminde böyle ifadeler var mıydı? Bakın Akıt gazetesi şöyle bir ifade daha kullanıyor. Yaklaştırayım. Tam okunmuyor tabii, bu eski bir gazete olduğu için biraz çözünürlüğü düşük. 3000 yıllık devlet tecrübesi olmakla övünen Ankara, vatandaşı takip edip fişlemek için özel kameralar kullanarak onları gece yarısı evlerinden alırken enkaz altında feryat eden binlerce vatandaşı kurtarmak konusunda tam bir acziyet içinde kaldı. Bakın nereden nereye bağlantı kuruyor. Ben kişisel olarak 1999 yılındaki hükümete de muhaliftim.
Ancak bir hakkaniyet ölçüsü olması lazım. Bakın Akit gazetesine şöyle yakından bakacak olursak şöyle bir haber var. Felaket tellalları ve fırsatçılar nefret saçtı. Deprem tüm Türkiye'yi kenetlerken acıyı siyasi ranta çevirmek isteyen felaket tellalları yine boş durmadı. Burada hükümeti eleştiren gazeteleri eleştiriyor. Ancak aynı gazete 1999 depreminde ne diyordu bakalım? Beceriksizlik değil ihanet. Görüyorsunuz değil mi? Bu ihanet ifadesini kime kullanıyordu? Tabii ki zamanın hükümetine. Şimdi bir diğer gazetemize geçelim. 1999 depremini Yeni Şafak devletin çöküşü olarak veriyor. Bakın devletin çöküşü adlı manşetin altında nasıl ifade kullanıyor? Kendisine ihtiyaç duyulmayan her yerde hazır ve nazır olan devlet, deprem felaketinde yardım diye çırpınan insanların imdadına yetişemiyor. Aynı gazete 2023 depremini ise kıyamet gibi manşetiyle veriyor. Bakın yine burada Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı var. Aynı fotoğraf Akit gazetesindeki Afat logolu. Burada da yine Akit gazetesinde olduğu gibi seferberlik var, hükümet çalışıyor, işte kurtarılan insanlar var. Görüldüğü üzere 1999 depremini sert manşetlerle eleştiriyor. Ancak 2023'te aynı durum söz konusu değil. Çünkü burada AK Parti var, burada ise DSP var. Yine 1999 depremini Hürriyet gazetesinden bakıyoruz. Katiller manşeti var. Bakın ne kadar sert bir ifade. Bakın aynı gazete 2023 depremini ise peş peşe felaket şey diye yazmış. Yine görüldüğü üzere kurtarılan insanlar var. Ağlayan bir kadın var. Ama bu 2000-1999 depreminde ise ölen kişilerin fotoğrafı var. 2023'te manşet olarak şöyle bir baktığımızda kısmen yorumsuz şeklinde vermiş diyebiliriz. Bakın burada bir yorum var, katiller diye. Diğer gazeteye geçelim. Cumhuriyet gazetesi ise 1999 depremini acımız büyük. Deprem bölgesinde binlerce kişi yıkıntı altında diyor. Askeri tesisler çöktü diyor. Bilindiği üzere Cumhuriyet gazetesinde de yönetim değişikliği oldu. Bakın yüzyılın felaketi manşeti kullanılmış. Bu yüzyılın felaketi, asrın felaketini sürekli kullanılıyor. Bu en çok büyük bir deprem, hükümetin yapabileceği bir şey yok imajı veriliyor. Milliyet gazetesine bakıyoruz. Halk sahipsiz diyor 1999 depreminde. Batı yıkıldı, yetkililer aciz kaldı. Bakın direkt hükümeti suçlama. Suçlayabilir, bunu da yine normal buluyorum daha önce söylediğim gibi. Ancak aynı gazete 2023 depreminde niye bu tür ifadeler kullanılmıyor? Çünkü sahipleri değişti. Sahipleri hükümete yakın kişilerden oluşuyor. Bakın tek kelimelik eleştirel ifade yok. Bir diğer gazeteye bakalım. Sabah gazetesi en az 2500 ölü diyor 1999 depreminde. Yine manşette ölen veya ağır yaralanan kişilerin fotoğrafları görünüyor. De bir aciziyet durumu söz konusu. Ancak 2023'te yine sahipleri değişiyor. Daha önce Cumhuriyet gazetesi yüzyılın diyordu. Burada da aynı anlama gelen asrın felaketi anlamı kullanılıyor. Yine burada Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı var. Devlet harekete geçti. Hükümet işini yapıyor imajı var. Bakın Akşam gazetesi de yine yüzyılın felaketi manşetini kullanmış. Gazetelerin manşetleri sanki tek bir editörün elinin altından çıkmış. Bakın Aydınlık gazetesi bile Türk milletiyiz, felaketin üstesinden geliriz manşetini kullanmış. Aydınlık, İşçi Partisi'nin ve Vatan Partisi'nin yayın organı şeklinde yayınlanıyor. Bir Gün gazetesi eleştirel başlık kullanmış, göçükte kaldık demiş. Evet, karşılaştırmalı fikri takip haberlerimizi bu şekilde devam etmeye düşünüyoruz inşallah. Evet değerli izleyenler, bir programımız da burada sona ermiş oldu. Görüşmek dileğiyle.